sevgili anneler. Bugün diyetisyen Müge Özyurt Şafak'la beraberiz. Müge'ye hamilelikte beslenme ile ilgili birkaç tane soru soracağım. Evet, merhabalar Müge. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müge, anneler hamileyken, anne adayları daha doğrusu nasıl beslenmeli ve özellikle neleri yemeye dikkat etmeliler? Aslında gebelikte temelde istediğimiz şey bizim 4 besin grubumuzu da tüketiyor olması anne adayının. Çünkü anne ne kadar sağlıklı beslenir, ne kadar besin çeşitliliğini sağlarsa o kadar sağlıklı bebekler dünyaya getiriyoruz. Ne var burada? Bizim 4 yapraklı yonca dediğimiz bir besin piramidi şeklimiz var. Bu Türkiye'ye özgü hazırlanmış bir beslenme rehberidir. 4 temel besin grubunun başında süt ve süt ürünleri grubu gelir. İşte peynir, yoğurt, ayran, yoğurtlu çorbalar kadar geniş tutabilirsiniz burayı. İkinci grup olarak ekmek ve tahılların yer aldığı bir grup var ki bu B grubu vitaminlerinden zengindir. Vücuda çok güzel enerji verir. Genel olarak karbonhidratları tanımlar. Bazen gebelikte bunlardan uzak durmaya meyilli olabiliyoruz kilo almamak için ama aslında sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi bize en iyi bu grup sağlayacak. Bunun içerisinde bulgurları, meyveleri, sebzeleri hepsini değerlendirebilirsiniz. Et, tavuk, balık ve kuru baklagilleri içeren bir grubumuz var. Burada da temel enerji kaynağı bizim için proteinleri sağlar. Temelde enerji vermek gibi bir görevi yoktur ama proteinler vücudumuzun yapı taşı. Yani bizim büyüme ve gelişmeyi desteklememiz için, bebeğin en iyi enerjiyi alabilmesi için proteinleri gebelikte iyi tüketiyor olmamız lazım. Evet. Tabii ki alerjilerimiz varsa, çok hoşlanmıyorsak yerine daha farklı protein kaynaklarını koymak önemli. Kuru baklagillerin de bu grupta olduğunu söyledim çünkü en az nohut, mercimek, yeşil mercimek gibi baklagiller kırmızı et kadar protein içerirler. Aynı dengede kaliteli proteine sahipler. Ve bir de dördüncü grubumuz sebze ve meyve grubu var. Bunlar tabii ki vitamin ve minerallerin ki gebelikte ihtiyacımız çok artar. En doğal kaynağı. Evet. Mutlaka gebelikte kullandığımız bir takım takviyeler de olacaktır. Ama bunları yiyeceklerden alabilirsek çok daha etkili bir şekilde vücutta kullanılır. Burada şuna dikkat etmek lazım. Her hamile annenin mutlaka mevsiminde olan sebze meyveyi tüketiyor olması önemli. Evet. İşte kışın domates yememek, işte yazın çok fazla havuç gibi sebzeleri tüketmemek çok daha iyi olacaktır. Hem besin çeşitliliğini sağlayıp hem de mevsiminde beslenirsek tek tip olmadan gayet sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek mümkün. Peki, çok teşekkür ederim Müge. Evet sevgili anneler, Müge'nin anlattığı gibi bu 4 yapraklı yonca sistemini uygularsanız, bütün besinlerden yeteri kadar yararlanırsanız sağlıklı bir hamilelik geçirmeniz çok daha mümkün olur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.